selamlar. Selamlar. Ee, Mauro Icardi nokta. Icardi gecesi. Herhalde. Yani öyle. çok kötü maçtı onu söyleyeyim önce. Yani sadece bir dövüş, kavga. E, oturmamış oyunlar. Ben hani Torreira, Muslera, Icardi olmalı. Mutlaka diyorum o zaman bir oyun oluyor. E olmadı esasında. Çok fazla bir oyun olmadı. Akan oyunda çok fazla bir şey yaratamadı. Galatasaray. Trabzonspor neredeyse hiçbir şey yapmadı. Bir tane bir e, şey var. E, Trezegen'in ortası. Erken yaptı ortayı. Evet sağdan pası Umut'un Umut, Umut yetişemeyeceği yere. Onun dışında bir şey yok. Abdülkadir, Abdülkadir ile Trezege zaten hani altılının kenarlarına gidiyor. Geçen sene Beşiktaş'ın 3-1 e, kazandığı maçta Galatasaray'a karşı oynadığı oyunu oynamaya çalıştı ama aslında bir şey de yani pozisyonda vermedi. En beklenmedik yerden Bakasetas'tan geldi hata. Yani Bakasetas e, ya abi bu hata yapılmaz diyecek adam takıma. Evet. Anlatabildim mi? Yani bir de hani bir anlık bir hata değil. Israr etti onda. fal e, faul var diyorlar. Ona katılır mısın? Yani bir şey diyemem çalsa. Çünkü orada bir ayağa basma var. Ama top çıktıktan sonra, topu kaptıktan sonra e, ben hakemin bu kritik kararlarında hata yapmadığını düşünüyorum. E, maç genel performansı. E, i̇şte faul, kart falan tabii oralarda kaçırdı çok şey oldu. İki tane korner kaçırdı. Şimdi on, hepsini bir kenara bıraktım. O net kornerler. Galatasaray'ın iki tane net korneri. Ya kornere mi takılıyorsun abi? Değil bu. Yani ona avantaj sağlıyor. Buna avantaj, hakemlik tekniği açısından. Onları kaçırmamak lazım. Çok açık çünkü ikisi de. Ee, özellikle hani Mertens'in penaltı beklediği pozisyonundan sonra Icardi'nin çektiği şut. Ya, çok açık rakibin ayağından gidiyor. Gözüküyor en azından bizim oradan. Hani biz yanılıyorsak da bilmiyorum. Hani bazen yanıltıyor çünkü. Ee, iki boyutlu izlemek. Ama çok açık gibi gözüküyor. Zaten Icardi de çok itiraz etti ona. Ee, onları kaçırmasını anlamıyorum. Onun dışında de kararları e, kart tercihlerinde evet yani tartışılabilecek bir dolu şey var. E, 8 sarı kart var. Şimdi Mertens'in pozisyonu da bence penaltı. Çünkü ayağını uzatıyor oraya. yani hakem cart diye söyleyeceğim bir şey olmaz çünkü Dansville değil mi? Dansville ayağını o sırada uzatıyor ama yani hakemin ve varın orada düşündüğü şey şu. Mertens topla oynayabilir mi? Gerçekten topa mı uzatıyor ayağını? Hayır topa hareketlenmek isteyen Dansfield'in önüne ayağını uzatıyor diye yorumu o. Buna itiraz edemem ben. Ama hakem dese ki ya vurdu ayağını işte vurma kardeşim. Dikkatli ol. E ona da bir şey söyleyemezsin. Ya yani bunların hiçbir, hepsini toplasan bütün maçtakileri toplasan bugün Manchester e United'ın verilmeyen penaltısı etmez. Evet. Ne olmaz ki o yani. sana. Açık net kaleye giden top el havada. Doğal pozisyonda dedi. Çok yakında yakından dedi hakem. Şimdi onu bize aldığın zaman ortalık yıkılır. Topla hepsi etmez yani bir tanesi. Ama var tabii yani. Mesela Icardi'nin sırtından çekilen bir pozisyon var. Baniye yaptı galiba. Hiç devam falan dedi. E onlar tabii hani bizim bakış açımızda insanı delirtiyor. Doğru kabul ediyorum yani taraftar. Bunları üst üste koyuyor. Niye vermedi bunları diyor. Trabzonlara da sorsan. işte Bakasert'e safa ol yapıldı vermedin. Hı hı. İşte sonra Torreira işte bastı vermedin. Falan diyebilir. Ha itiraz edebilecek şey. Torreira'nın ayağına basılan pozisyon kimdi? Ee, Kurbelis'in ikinci pozisyon. Ona bence ikinci sarı kart çıkmalı. Ama oyuncular müsaade etmiyor. Bir inada girdi ya. Sergio Oliveira belki hani hakem çıkıyor. Hakem bir süre düşünebilir onu. Yani kafasında bir tartabilir gidene kadar oraya. Ona müsaade etmeyip birden herkes çullanınca ee, hakemin de şeyleri olabiliyor. İnatlaşabiliyor yani. Ee, geçen senin kitsiyor pozisyonu gibi. 8 tane sarı kart var. Dördü tartışmadan ya da itirazdan gelmiş, Hiç o garip bence. Yani. Evet. Yani, yani maçın başında sert maç? ben hani sertliğe müsaade edeceğim dedi biraz <laughs> sınırda. E sert de bir maç oldu. Yani özellikle Galatasaray tarafı hakikaten çok istedi maçı. Çok sert oynadılar. Trabzonspor'un eksiği de o aslında biraz ona da döneriz. E, or orada dedik ya bunları oyun içinde ben buraya çektim sınırı. Orada da şey söyleyemem yani e, istikrarlıydı verdiği kararlarda. Ben de sonrasında biraz dağıttı ama. Sonra da Kontrolü kaybetti. Ama şimdi bu kadar yüklenirsen oluyor. E tabi. Oluyor abi yapacak bir şey yok. Ama işte mesleğin de olayı bu kadar yük kaldırabilmek. Ama öyle bir şey yok yani şey e, hani baskı ayrıcalıktır. Yok bence zaten. <laughs> yani başka bir delilik de. <laughs> o bilici iyi söyledi o şey için. Üst düzey sporcu için. Evet. Ronaldo'nun Messi'nin üzerindeki baskıdan bahsediyoruz. <laughs> Hakemin baskı altına alınması bizde öğretiliyor yabancılara. Biz bu oyuncuların bütün takımlarımızda Avrupa kariyerlerini biliyoruz. Hakeme iki defa gidip ya baba ne yapıyorsun demeyen adam daha birinci maçtan bunlara başlıyor. Çünkü tesislerde ilk bunları öğretiliyor. Abi hakeme baskı altına alacaksın. Süper Lig 101 El Kitapçı. Yapacak bir şey yok. Ee, üst düzey futbolcular ve baskı dedik. Baskı hiç hissetmeyen birisi. Mario Kart, dilersen e, maçın oyuncusu. Ya hiç... o sırada adamın şey don donuyor. Yani beyinle e, ayaklar arasındaki bağlantısı en kısa insan herhalde <laughs> Türkiye'deki en azından dünyadaki demeyeyim ama ve hani o kadar şey bir e, fiber kablo var ki orada Emir tam gidiyor. Yani ne yapmak istiyorsa onu yapıyor. İlk de çok basit gibi duruyor. Ama orada hafif bir klaps var. Yani o topu direğe, boşluk orada. Oraya atıyor ve attığı anda o top direğe, direğe, çarparsa dönerek içeri girecek yani. O topu dümdüz vursan geri döner. E, Offside'dan sayılmayan gol de çok... Orada da çok soğukkanlı. Kar, karşısında, da, karşısında da iyi bir kaleci var. Ama tabii en inanılmazı kafa. Yani şut gibi, şut gibi kafa. Evet. çok e, sağ yani İkardi soyunma odasına girip dese ki arkadaşlar bu maçın priminin yarısını bana atıyorsunuz <laughs> kimse itiraz etmez herhalde. Herhalde bu 38 haftanın çoğunda bunu <laughs> yapabilecek potansiyeli var. Yok bu tam onda. Evet. Bu tam onda. E, ben bu kadar uzaktan bir kafa vuruşu uzun zamandır hatırlamıyorum. Çok uzun süredir ben de görüyorum. Erdoğan vardı Fenerbahçe'li, o atmıştı bir kere ceza sahası dışında. Sen hiç hatırlamazsın da bir 80'li. Ben bir Balil'in hatırlıyorum. Pardon. Evet onun da vardı bir tane. Ee, Balil'indi galiba. Ya Balil ya Mehmet Yıldız yine e, de Runye'ye yi atmıştı. Aşırtma gibi bir kafa Yok, vuruşu. Yok onu tam hatırlayamadım. Ama bu şut aşırtma değil. Evet evet bu. Aşırtma değil bu bayağı şut çekiyor adam. Ya kafası. Bu bir... çandelli bir şut. Yani çıkmış kalecinin üzerinden topu aşırma falan değil. Kaleci kalesinde Kaleci de Uğurcan evet. Her ne kadar formu çok üst düzey olmasa da çat diye 90'a vurdu topu. Pardon çat diye 90'a vurdu topu. Ee, kafasıyla ayağını bu kadar birbirine yakın kullanabilmek bambaşka bir özellik. Ya. Çok çok değişik. Ayakta yani çok değişik. Seria gol krallığı taşıyor. Bu, bu yani o demin söylediğimi tekrar edeyim yani o Emir'in yani çok hızlı çok enteresan bir karar veriyor. Çok enteresan kararlar bunlar yani hepsi kafa da öyle ve onu hayal edebileceğin en üst düzeyde uyguluyor. Hı hı. Bir tane karşı karşıya kaçırdı. Orada da arkadan şey meşru yasalar kurallar içinde yani. bir e, şarj var. Orada biraz dengesi bozuldu. Ama dengesi bozulmadığı her an hakikaten şey yani köpek balığı gibi. Hiç kaçırmıyor. Bir de bence en etkileyici tarafı şu. Şimdi Trabzon'a attı, Beşiktaş'a attı, Fenerbahçe'ye attı geçen seneden bu yana. Hı hı. Hepsi çok büyük maçlar. Evet ve iç hiç çok soğuk, çok soğuk buz gibi. Buz gibi ya. Hiç hiç. Bence eskiden hani zaten taraftara bir güven verdiği aşikar artık e, rakibe de yani, her an bir atabilir hissiyatı e, veriyor. Ekstra tedbir yapman lazım. Mesela geçen hafta İsmail Kartal e, İsmail'i birebir şuraya yolladı ya. Hı, hı Antep, maçı. Antep maçında. Antep maçında. Gereksizdi o. İsmail zaten hafta içinde de acayip iyi oynadı. Gereksiz de oyunda kalsın. Ee, ama ikarıda yapman lazım bir şeyler. Öyle gözüküyor. Yapman lazım. Bir derinlik orada bir derinlik yapman lazım. Ve yani ona da bir çare bulacak gibi. Çünkü iğne deliği bu oyuncu için herhalde. Şimdi tabii Ziyaş'mış. Bizim sevgili Ali evet. <laughs> öyle dedi. Biz Ziyek diyelim şimdilik. Ziyek diyelim bence. <laughs> Sonra değiştiririz. O da şeyde açık açık tribünde davulun yanında evet. karşıladı. Ee, eğer sağlıklıysa çarpı 2 değil ama çarpı 1,5 yapabilir. E 10 gol daha atar demiş ki hiç Doğru demiş. Uzak bir ihtimal değil. Ya yani bilmiyorum sayısını bilmiyorum ama daha fazla böyle pozisyon çıkar. Ya Avrupa'daki formda olduğu zaman en iyi kanat oyun kurucularından birisiydi zaten. Tabii. Icardi'nin tam istediği adam. Doğru. E ee, birçok santraforu tam istedi evet. ama tabii sağlık sağlık durumu konusunda çok çünkü kal yani geçemediği çok sağlık kontrolü oldu. Ee, demek yani çünkü Galatasaray tıp ekibi de gayet iyi inceledi. Ee, ne yani nedir durum onu bilmiyorum. Onu zaman gösterir. Ama yararlanabileceklerini düşündüler böyle bir şeyin e, altına girilmez yoksa böyle bir oyuncu. Kenarda tuttuğun zaman derttir. Tabii. Anlatabildim ya mi? Aslında Galatasaray kadrosu Bu, geçen tıkanık. seneden beri öyle evet. oyuncular var ki kimi kenarda tutsan derttir dersin ama bir şekilde hallediyor. Bugün öyle an. değildi ama yani bugün mesela evet. ilk yarıdaki tıkanıklığı gördükten sonra Trabzonspor'a hiç bakmıyorum. E, Trabzonspor'un yedek kulübesi oldukça zayıf. Bu kadar transfere gene hala oturtamadılar. Bu zaman alacak belli ki. E, bu, bu bir antrenör takımı olacak. Ve uzun vadede Abdülkadir'in, Trezeguer'in işlerinin hiç de kolay olmadığı kanaatindeyim. İkisi de uğraşıyorlar. Ama mesela Eren e, ya abicim ne yapıyorsun sen diye müdahale etti. Bilmiyorlar çünkü öyle bir defansif setler kafalarında çok yok iki oyuncunun da. Yapmaya çalıştıkları zaman hücumda e, problem çıkıyor. Onları nasıl tamir edecekler bilmiyorum. Ama Galatasaray tarafına bakıldığında bu kadar transferi bugün için kadroda oyunu değiştirecek çok fazla oyuncu yoktu. Ee, herkes içerideydi. Ee, bu arada tabii Torreira'nın sakatlığının durumu ne? O darbeyle geçici bir sakatlıksa özellikle Molde maçlarında zaten ilkinde yok. Ama ikincisinde mutlaka lazım olacak. Ee, bugün Galatasaray'ın orta sahası oturmadı yani. Bu kadronun karşılığı değil bir oyun. Ama ben Oliveira'nın performansını beğendim. Ee, tekil performanslarını uğraşıyor adam. Oliveira'nın Oliveira ayağında topun e, çok durmaması lazım. Sen neden beğeniyorsun? Ayağında iyi çünkü bakıyor dönüyor oraya doğru. Evet. Öyle durmaması lazım. Gelip geçmesi lazım topun. Ama bence tek pasları da iyi yapıyor. E, tek pas oynamıyor ki takım. Tek pasları tabii ki doğru atacak. E, onu da, O yüzden zaten öyle olması gerektiğini söylüyorum. Yani daha akışkan olması lazım oyun. E, Trabzonspor'un orta saha setlerinde savunma eksikliği var. Yani Kurvelis dışında savunma öncelikli oyuncu yok. Bakasetasa, Trezegi, Abdülkadir'e bunu yaptırmaya çalışıyor. Elde kimse olmadığı için. Ekstra bir şeyler istiyor. Onlardan yapamayacakları bence şeyler istiyor. E, böyle defansif problem yaşayan bir takıma fizikle e, değil topu çok hızlı dolaştırarak meydan okuyabilirsin. Ya onları öyle darmadağın edebilirsin. Ama... Çok yavaş dolaştırdılar. Ya fizikle de bence ezebileceğin bir orta saha. Abdülkadir. Doğru. Elis, öyle öyle oldu adi, zaten. Bakasetas, Trezege. Öyle oldu zaten. Ama Icardi'yi çıkarırsan bir şey bulamadın. Benim söylemeye çalıştığım şu. E, sene başından beri öyle Bu kadar anladım. savunması ol, olmayan bir takıma koşturarak, fizikle dövüşerek değil, topu hızlı koşturarak bezdirmek gerekir. Galatasaray'ın elindeki kadro da bunu yapabilir. Yapamadılar. Ama sene başından beri yapamıyor zaten. İyi ama senenin başındayız da. Bunu da eleştirmek lazım. Bu Avrupa'da problem çıkarır. Mold'da da çıkartır mı mesela. Çıkarır. Ya geçen hafta mesela Kayseri git gel yaptı. Ona ya dur abi diyemedi. Yani biz e, koş, kuramadı çünkü. Biz koşmuyoruz abi. Ne, ne koş ne git gel. Gitmek istiyorsun git bak büyük boşluk bıraktım ben burayı doldururum. Diyemedi. Koştu, gitti geldi. Yani bu bu birbirine alışmış bir takımı ee, bu kadar da hazırlık döneminden sonra bu kadar pas sirkülasyonu düşük olmaz. Geçen seneden beri yani bunu Beşiktaş e, yapmıyor mesela. Beşiktaş'ın daha yüksek pas sirkülasyonu. Bunu Fenerbahçe yapsa anlarım. Takım değişti. Hı, hı. Yani alışacaklar birbirlerine falan. Ki yapıyor da Fenerbahçe'nin de öyle bir problemi var. Ama Galatasaray'ın e, Avrupa standartını bunları hallediyor işte. Yani Türkiye'de hallediyorsun işini bir şekilde. Ama Avrupa'da daha yüksek standartla top çevirmen, daha hızlı top çevirmen lazım. Bence ama yani geçen sezon da yoktu bu Galatasaray'da çok fazla. artık olmalı diyorum evet. Artık olmalı diyorum. Ya ben Sergio Oliveira'nın ayağında topun e, böyle hani yarım saniyeden fazla kalmaması lazım. Ama öyle bir oyuncu değil. Bence öyle bir oyuncu. Bence öyle bir oyuncu. Ya bence... Oyunun öyle akması lazım. Ya öyle olma, olursa optimum o. Ama hani Oliveira'nın dahil olmak isteyeceğini düşünüyorum ben olabildiğince oyunu. Yok yok ben anlatamadım belki. Topu alıp topu nereye vereceğini düşünmemeli. Top gelmeden zaten nereye? destinasyon diye. belli olmalı ve hemen atmalı oraya. Söylemeye çalıştım mı? Burada engeller var. Eee özete oynayan oyuncular var. Özete oynamak Anadolu'da çok işe yarar. İsim vermiyorum. Eee özete oynamayacaksın. 90 dakikaya oynayacaksın. Hiç görünme özetle. Sorun yok. Hiç görünme yani. Ama doğru oyna yani. Topu doğru ayağından çıkar. Yani herkes asist yapana bakar. Ben asiste yapana bakar. Asiste pası verene bakarım. Bence bahsettiğini Sergio iyi yapıyor. Sergio çok iyi yapıyor evet. O gösterir. Ben bu Sergio o, o... eleştirisi değil bu. Yo, yo, oyun eleştirisi. Yani Kerem'in, Barış'ın ee... Mertens'in hatta bu akışkan oyuna daha fazla da hal lazım. Yerlilerle alakalı e, bir düşüncem vardı biz maç izlerken. Biraz eliniz zorlaştırıyor diye Galatasaray'ın. Şimdi ziyete geldi. Hmm. Ziyeh, Tete, Zaha, Mertens, Icardi. Burada bir yerlinin girme ihtimali bir Kerem'den e, var gibi gözüküyor. Şimdi 8 numarada da potansiyel isimler var. Torreira 8 numaraya da kapalı. E, Abdülkerim, Kerem Sence üçüncü yerli kim olmalı Galatasaray'da? Kazımcan var. İyi Galatasaray. Oynadık. Evet. İyi Bir şey düşünüyorsun. Ee, yani Angelino ile dönüşümde oynayacaklar. Çünkü Barış'ın üzerinde büyük baskı var. Ee, yeni transferlerde transferlerle de yer alması zorlaşacak gittikçe. Çünkü çok kalite farkı var. Hı hı. Barış'ın çok önemli özellikleri var. Ama dediğim gibi yani biraz kekeme bir oyunu var. O daha akışkana dönmesi lazım. Ee, bazen yapıyor bunu. Bazen çok güçlü. Bazen o gücü çok işe yarıyor. Ama bu standardı süre, yani 60'ın sürekli 60'ın %60'ın üzerinde oynaması lazım. Kerem'in de öyle. Sürekli 60'ın üzerinde oynaması lazım. Bu bir rahatlık veriyor oyunculara. 3 tane oynatacak abi zaten diyorsun. 3 tane açık. Ben bunun içinde kendimi göstereyim diyorsun. Taraftardan tepki geliyor. Bir asist yapayım diyorsun. Bir asist yapayım. Bir gol atayım ki hani bir taraftarla barışayım diyorsun. Bunları iyi idare etmek lazım. Herkesin çok iyi idare etmesi lazım. Oyuncunun iyi idare etmesi lazım, taraftarın iyi idare Sosyal medyaya bakmamak lazım. Sosyal medyaya bakmayacaksın abi, hiç bakmayacaksın. Yok sosyal medya. Çünkü sosyal medyada sana onu söyleyen adam, karşı karşıya geldiğin zaman beraber fotoğraf çektiriyor. Sosyal medya seni idare etmeyecek, sen sosyal medyayı idare edeceksin. Sosyal medya iki saniyede döner. Sen doğru iki maç yaptığında anda iki saniye döner. Ve çok iyi giderken iki kötü maç yaptığın zaman da iki saniyede döner. Ya, ergenin Çünkü, çünkü Türkiye'nin yüzde sekseni ben demiştimci. Hepiniz bana karşı çıkıyordunuz. Neredeydiniz işte. Ben topçu değil dedim. Biraz. Herkesin işi gücü bıraktık. Bununla uğraşıyoruz. Sonra da kapı çalıyor. Anne kek getiriyor. Ya anlatabildim mi? Durum bakmayacaksın. Yazının, yazının kim olduğuna bakmayacaksın. Yani yazının kim olduğunu bilmiyorsun. O yüzden yazılana bakmayacaksın. Gerçekliği yok çünkü onun. Oyununu oynayacaksın. Akacak oyun. Oyun akacak abi. Top akacak orada. Mevzu bu. E, fakat ben Galatasaray'daki yerlerin biraz az kredisi olduğunu düşünüyorum. Başardıklarına nazar. Tabii ki öyle. Yani Kerem de her an sanki öyle. terse dönebilecekmiş gibi rüzgar. Doğru. Barış Alper de mesela bence oyun şu an Barış Alper'in istediği bir oyun değil. Çok daralan sıkışık sıkışıyor Galatasaray son birkaç hafta. Ama sadece Galatasaray'da değil böyle bu. Türk Cenk Tosun'u da sene yaşadı bunu. Ya bu çok, çok kötü bir şey. yani. İrfan. Hani bizim eleştirilerimiz bir tarafı adamın futbolculuğu kalmadı. Ya o kadar da değil. Eleştirmek başka bir şey. Yani abicim senin kaliten bu değil. Nasıl böyle oynuyorsun? Bu başka bir şey. Mert Hakan niye öyle yapıyorsun? Bunlar başka. Ama topçu değil başka bir şey. Hı, hı. Onu ayıracaksın. Yani oyuncu sporcu kendisi ayıracak. Ben Galatasaray'ın hücum hattındaki yerli rotasyonunun zayıf. Yok hiç öyle değil. Yani yabancılarla karşılaştık. Işte, tabii ama de, yani yabancıların seviyesi öyle bir e seviyede yani. ki. Ama bu önemli bir şey abi. Adam tanımaz ki. Araba gibi düşün yani. Bu araba var, bu araba var. Bu yerli, bu yabancı. Abi bu yerli ne yapalım? Yerlilere göre çok iyi. E, anladım da burada Maserati var abi diyor. Tamam bu yerli de. Burada Maserati var diyor. Maserati oynasın diyor. Ben işte, karışmam ben de. Ama yerli de geçen sene çok fazla maç çözdü. Kerem çok maç çözdü. E, Barış Alper de çözdü. Doğru. Ben e, burada katılmasan da Yunus'un da çözebileceğini düşünüyorum, güvenilirse. Benim o anlamda e, yani beklentim düşük Yunus'tan, umuyorum sen haklısındır. Milli takım kazanır, Galatasaray kazanır, herkes kazanır. Ya Bu kadar tercih ediliyorsa bir sebebi var bence. E tabi. Ve pozisyona yani, çok rahat giriyor. Ama gidiyor. yerli oynatmak zorundasın o yüzden. Doğru. Ya ben nedense yani, Galatasaray'da olmayacak gibi ama gittiği takımda olacak gibi hissediyorum. Galatasaray'da da olabilir belki. İnşallah ben, olur. Yani çünkü olmaz dediğimiz oyuncuların olduğunu gördük. Hı hı. Ya da olmuyor dediğimiz, olmaz değil. Olmuyor dediğimiz, olmaz dememeye çalışıyorum ben yani. Bundan olmaz dememeye çalışıyorum. Olmuyor diyorum ama yani. Bu eden olmuyor dedim. E şimdi oluyor. Olmazla olmuyor arasında fark var. Evet, Belki tabii. de öyle çıkmıştır az mı? de yanlış. O zaman yanlış yani. Berkan'dan olur mu sence? Ya da oluyor mu? E o Berkan'ın da ben Taylan'ın da Galatasaray'da oynayabileceğini düşünüyordum. Daylan gene gitti. Ee, doğru ekiple. Doğru ekiple olur. Neden olmasın? Ya ben en büyük problemini ya da daha doğrusu Torreira'dan en büyük farkın tabii ki kıyaslamıyorum ikisini de her topu kontrol ediyor Berkan. Torreira'da yok mesela. Yani kontrolle dönebiliyor. Berkan kontrol ederek dönüyor. He. O da çok zaman kaybediyor. E, Mehmet Ali de öyleydi. Doğru yapıyorsan o da tabii zaman kaybettiriyor, tercih ettiğimiz bir şey değil. Demin Sergio Oliveira'da da söylediğim gibi değil ama do, şimdi Sergio Oliveira'ya niye yani yanlış yapıyorsun demiyorum. Oyun öyle olmalı diyorum. Ben Sergio Oliveira'da bulmuyorum suçu. Haklısın Berkan pas varsa da kontrolde Hı dönüyor. Yani kolay değil. O da diyor ki de abi 4 senedir ben, 5 senedir profesyoneldim. Ben orada açıklamasına biraz katılmadım ya. 25 ee, yaşındayım. Kendisini öyle e, ikna ediyor olabilir. Kandırıyorsa yanlış. Kendisi öyle kandırıyorsa. Ama kendisini öyle ikna ediyorsa bir şey diyemem. Göreceğiz ne olacağını. Bu ama bu oyunun akış yani bu Okan Hoca'nın işi. Oyunculardan önce. Oyun, ok, oyun akışkan, akışkan olacak abi. Oyun akacak. Oyun akmıyor. Angelino varsa oyunun akması lazım. Sürekli akması lazım. Onu ister yani. Ondan yararlanmanın yolu. Zaha'yı oynatacaksan yararlanmanın yolu. Icardi'den o. Yani oyun sürekli akacak. Hiç durmayacak. Sürekli akacak. Burada bir hata var bir yanlışlık var yani. Galatasaray açısından. Evet evet. Ya istenen seviye açısından. Türkiye Ligi'nde şampiyon olursun. Pankart vardı orada. Hedefimiz Avrupa'nın zirvesi diye. Hı -hı. Evet ya yani bu kadroda bunun için harcıyorsun bu parayı. Bu akışkanlığı sağlamadan oynayamazsın. Oynanmıyor çünkü görüyoruz seyrediyoruz işte yani. Seyretti mi Leverkusen'i bugün? Fıldır fıldırlar yani. Fıldır fıldır. Dönüyor top yani hiç durmuyor. Ya, ya ama ben işte o Galatasaray'ın geçen seneden beri var var ama düzelteceksin onu düzeltmen lazım onu söylemeye çalışıyorum. Haklısın. Geçen seneden beri böyle bir durum var. Bir taraftan da şöyle bir durum var. İkarda atıyor abi. Evet. Atıyor yani adamın attıklarına baksana. Çok acayip yani. O offside olan da çok rahat. Ya sinirlenmiştir ona. Ya attı kafa vuruşunu elle atmaya çalışsan oradan zor, zor atarsın. Zor. Çok, Yok, çok falso verdi gerçekten gelen topu. Evet. E, Trabzonspor'a biraz deneyelim dilersen. Trabzonspor'un dediğim gibi Beşiktaş planı. Beşiktaş'ın planına benzer bir plan. E, baskıda zorlama, vur demiş. Bakasetas zorladı, kaptırdı. Ama vurduğu zaman da Uğurcan'ın herhalde kendi kariyerinin en kötü uzun top performansıdır. Yani bir tane düzgün top atamadı. Çok yüksek bir kere toplar. O topları o kadar yüksek attığın zaman rakibin karşılaması yani zaten Nelson'la Abdülkerim var. Torer'ı da biliyor o işleri. E umut var. Sen o, de kısa de. olsa da biliyor evet. o işleri yani. Ama zaten amaç o değildi. Oraya atma diyordu. Yani at şey gibi at. Stoper gibi at. Yapamadı onları Uğurcan bugün. Ben bir de şey anlamadım. Uğurcan'ın ayakları iyidir esasında. Bir yere kümelenirsin. Genel olarak Trabzon çok geniş. O bilerek öyleydi. Niye? Yani geniş karambole attılar topları. Yani iki tarafa yayıldılar. Ama nasıl alacaksın ki topu? Karambole atıyor işte zaten. İkinciyi alacağım yok. diyor. Şimdi i̇kinciyi nasıl alacaksın ki ama? Şey alamadı zaten. Ama top yani atılan şutların kalitesi öyle. Yani tercih şimdi e, kaleci topa vururken normalde bir yere toplanırsın. Evet. Yani kale arkasından özellikle maç seyredenler Aynı. bilir. solaya da sağa. Yani böyle küçücük bir karenin içine toplanır iki takımda. Öyle yapmadı dağıldılar ben hiç anlamadım niye böyle bir şey yaptınız. Yani hocalar böyle şeyler deniyorlar. Enteresan şeyler deniyorlar. Böyle bir şey denedi. Ama buradaki problem buna itiraz edebilirsin. Ya yani bu ne yapıyorsun hoca diye. Hı hı. Ama bir şeyleri deneyip değiştirebilirsin ancak. Geçen hafta onu da söyleyeyim. Ee, Güvenç Kurtar televizyonda söyledi. Benim seneler evvel söylediğim bir şeydi. Onu bir teknik direktörden duyma hoşuma gitti. Bu serbest fırçalarda çizgi olunuyor ya. Kendi <laughs> kalene doğru koşuyorsun. Evet. Abicim kendi kalenin önünde toplan. İleriye doğru koş. Niye denenmiyor bu? Anlamadığım bir şey yani. Bunu konuşmuştuk burada da. Evet ben anladığım şey. Ama bir hocadan duyunca bu hoşuma gitti. <laughs> Asıp orada söylüyordum. Hoşuma gitti. Demek ki var yani bu mantığı. Kendi kalene doğru koşmanın ne manası var ya? Ya şimdi rakip şu kadarcık bir şeyin içine top atmaya çalışıyor. Ama mesela değil. Sen de geri kalan her yere vurmaya çalışıyorsun. Şu imkanı tanımıyor musun rakibi ama? E o dağıl her yere dağıl. Sen böyle kaleye yakın dur. Ya şimdi böyle koştu. 35 metre uzaklıkta birisi orta yaptığında Evet. Sen çıkıp kendi kalene mi dönüyorsun? Yok. işte şey dedi yani. Ben biraz uzaktan şu tehdidini arttırır gibi hissettim. Ya çeksin ne olacak? Kaçta uzaktan için yani Roberto Carlos vursa 35 metreden onun XG'si nedir? Bir şey değildir de. Ama 6 pastan vurulan kafanın XG'si İkardi vuruyorsa fazladır. <laughs> onun galiba bir. <laughs> Gerçekten öyle. Ee, var mı Trabzonspor'la ee, ilgili eklemek? Yani bu şey? kadro bu şekilde olduğu için çok itiraz edemiyorum hocaya ama bu kadroyla bu oyun çok zor duruyor. Ve hani Trabzonspor'da şöyle bir şeye yatırım yapıyorsa yani onun da açık seçik açıklanması lazım. Arkadaşlar yani biz yepyeni bir şey kuracağız. Çok geçen sene çok para harcadık. Bir sene önce şampiyon olduk. Onda da çok para harcamıştık. Ama biz artık bu paraları harcayamayız. Hatta elimizdeki kontratlardan da kurtulmamız lazım. Yani birçoğundan kurtulmamız lazım bu kontratların. Dolayısıyla biz hani daha düşük düşük profilli oyuncularla çok iyi bir kadro takımı. Teknik direktör takımı yapacağız. Bu çok açık söylenmiyor ama söyleniyor. Bunu daha açık söylemek gerekir. Çünkü beklentiyi çok yükseltmemek lazım. Bu kadroyla yani oyun bu yani bu oyunda oynamak zor, başka bir oyunda oynamak çok zor. Bir tek şunu söyleyebilirim. Bu kadar az faul yaparak Galatasaray'ın bu kadar e, düşük hızda oynamasına eğer Trabzonspor yol açtıysa onu bilmiyorum. Yani kendileri mi yol <laughs> kendileri mi böyle oynadılar yoksa Trabzonspor mu çıktı? Çünkü bunu tespit etmek kolay bir şey değil. Bunun analizini hafta içinde daha iyi belki birkaç defa sonra daha iyi yapabiliriz. E bu bir başarıdır. Yani rakibin ritmini düşürdüm diye sevinebilirsin. Ama Trabzonspor'a bu yeter mi? Bence yetmez. Ee, evet yani görüntü olarak çok yeter bir performans Değil. göstermediler. 7 Kim en var, güvenilir oyuncusu Trabzonspor'un? Yani, ama performans açısından söylüyorum. Geçtiğimiz iki hafta. Densville diyebilirim. Bu olmaz. Evet. Densville yükseldiği için değil ama bu. Evet tabii. Akasetas düştü. Bardi Çok, zaten er, istenilen er, hiç değişti. Oyunla ilgili bir düşüş bu. Hı -hı. Bir de tabii oyuncuların hani çünkü büyük bir yatırımın içine giriyorsun. Kontrat yapıyorsun. Şampiyonlar Ligi'ne gideceğim vesaire derken. Ertesi sene işte biz biraz değiştiriyoruz işi. Küçülüyoruz. Hani bir tane Maxi'ye verdikleri kontratlar falan adam oturuyor kenarda yani hiç olmuyor. Bunlar içeride ya da Abdülkadir diyor ki abi koş işte, koş 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 koş. Hani ne yapacağız? Böyle mi olacak bu iş? Boşa koşturup duruyoruz diye düşünebilir. Hı -hı. Normaldir. Yani Galata, Trabzonspor'da kötü gitti. Bir iki hafta daha kötü gitse bunlar çoğalır. Her takımda öyle olur. Geçen seneki Fenerbahçe'yi hatırlayalım. Herkes Yedek oturanlar bile çok mutlu, ne güzel falan diye anlatıyorduk. Sonra en büyük problem yedek oturmak oldu. Okan Hoca da ona benzer bir şey söyledi. Olur. Bunlar normal. Bunları idare etmek zaten teknik direktörlüğün çoğu. Bunları idare etmek. Ee, son olarak şeyi soracağım. Şimdi Ziyet'e geldi. Ziyet, Tete, Zaha. Hani aslında yerli de biraz değindik ama nasıl görüyorsun bu rotasyonu nasıl yapabilir sence Okan Hoca? E var esasında seçenekler. Kerem'i çünkü Zaha ile birlikte yani, biraz daha merkeze kullandı. Kazımcan, Abdülkerim, Demirbay da var mesela. Hı hı. Yerli arıyorsan. Yani bir Kerem oynar, bir Yunus oynar, bir Berkan oynar. Var opsiyonlar var. Stoper derinliği lazım. Emin beğeni kazandı. Sürekliliği var mı göreceğiz. Var yok değil bir tek Mustara'yı kesemiyorsun. Olmaz yani. Hangi maç olursa olsun olmaz. Yok zaten hani kesmeden ziyade ben... Kesmek zorundasın ama bazen. Yani Icardi'yi de koşturamazsın abi bir harmaç harmaç. Olmaz yani. Bulman lazım bir yöntem. Yani burada oynadı. Hafta içi oynadı. Hafta sonu oynadı. Hafta içi bir daha oynadı. Hafta sonu bir daha oynadı. Türkiye Kupası oynadı. Olmaz. Böyle oynarsa oynar. Hayır hayır. Yani vücut kaldırmaz. Ye, anladım. Demek istediğim. O anlamda. De. Yoksa tabii ki oynar. Tabii ki oynar. Yani bunu üçlünün ikisini sahada tutacak şekilde yani Musteri'ye de belki kenarda oturtması gereken dönemli olabilir zannetmiyorum ama. Ee, üç, en az ikisini kenarda tutacak şekilde bir rotasyon yapacak. Tabi Torreira'nın sakatlığının derecesini bilmiyoruz. Oraya da zaten bir oyuncu düşünülüyor galiba. Evet 8 içinde ee, bir oyuncu düşünüldüğü... 6-8 olmalı o bence. Hem 6 hem 8 oynayabilir. Torreira'yı da de bence değil ya. Hayır hayır, yedekleyecek Torreira'yı. E Torreira sakatlandı ne yapacaksın? 6'sız mı oynayacaksın? İhtiyaç o değil ama bence. Hayır. Hem 8 olacak ama 6 ile oynayabilecek. Var mı öyle bir e, para? Fred oynar. İşte olmadı. Oynardı. Hayır hayır yani başka oyuncular da bulabilirsin öyle ne olacak. Bulunmayacak bir şey değil o. Değil ama yani. Çok pahalı ama yani şey şöyle bir durum var. Öyle bir para harcanıyor ki bizim de elimiz bol artık yani şey Tabii evet. herkes isteyebilir. Şeyimiz yani. anladın mı? De gelişti yani. Evet. Her yere gidebiliriz artık. E, şu an mesela gerçekten iki lige kim gelse şaşırmam. Öyle oldu. Suudi Arabistan ve Türkiye. Vallahi öyle oldu. Ya ben artık böyle bakıyorum yani Bayern Münih'te adam bakıyorum. Evet. Gerçekten ben geçen eee Leipzig maçı izlerken ya, ya dedim Gnabry dedim düşer ya yani Türkiye'ye. <laughs> <laughs> Niye düşmesin. E ne o Hollandalı Graver Bey? Nasıl okunuyor bu? Evet, Graver. Graver dağ blender kesin. Dutch. Hollanda'dakiler yardımcı olsun bize. konuşuluyor. Düşer mi düşer. Artık okay. düşer de değil yani yükselir o mi diyeceğiz bazı Nasıl olmadı tam, full oturmadı anlamadım. Çok dolabası gerçi ama. Ya ama Bayern'de bir tık öyle bir ötücülük başladı bence. Tolisso da olmadı. Bence Grazer çok daha üst düzey bir oyuncu. Tabii, katılıyorum. Tolisso'ya nazaran. Yani değil. ben Pogba'nın olamadığı adam olabilir diye düşünüyordum. Ama tabii kişiliklerini falan bilmiyorsun gibi olanlar. Pogba'nın olmamış da yeter bence. Pogba ne yapıyor burada? Sakat. <laughs> yani kaç zamandır geçmiş olsun Pogba Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Pazartesi yine beraberiz. Evet.